Merhabalar. Bu videoda TradingView indikatörleri serisinin ikinci videosundayız. Bu PineScript kodlamasını ben şu şekilde göstermek istiyorum. Daha çok kılavuza başvurmak, herhangi bir yerden kopya çekerek, indikatörlerin kodlarını okuyup anlayarak ne işe yaradığını bilerek yazdığımızda daha verimli olacağını düşünüyorum. Yani buraya kalkıp direkt Pine editöre girip işte close eşittir kapanış demektir, şu şu demektir den ziyade hangi değerin ne işe yaradığını görüp ona göre kavramak daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Yani en azından ben kodları okuyarak öğrenmeye çalıştım. Öğrendiğimi az çok düşünüyorum. Şimdi zaten başlangıç derslerinden bir tanesinde olduğumuz için ben en kolay indikatörlerden bir tanesini seçeceğim. Okuması ve anlaması. Bu dersimizde momentum indikatörünü öğrenmiş olacağız zaten. Hem aslında momentumun ne demek olduğunu da göreceğiz. Momentum indikatörünün nasıl hesaplandığını da göreceğiz. Hangi formüller nasıl koyulmuş? Momentum ne anlama geliyor? Neden böyle hesaplanmış? Onları göreceğiz. Bu şekilde indikatörlerin kodlarını okuduğumuzda en azından neyin ne işe yaradığına canlı göze şahit olmuş oluruz ve kendimiz bir fikir ürettiğimizde erişebileceğimiz kaynaklar olmuş olur. Kopya çekebileceğimiz kaynaklar olmuş olur. Momentum indikatörünü nasıl ekleyebilirim? Göstergeler kısmına gelip buraya momentum yazdığımda gömülüler içerisinde momentum olacaktır ve bunu ekleyebilirsiniz. Şimdi burada ben indikatörün kodlarına erişmek için ne yapmam gerekiyor? İndikatörün isminin üstüne gelip süslü parantez ikonuna tıklıyorum. Yani kaynak kodunu görebiliyorum. Gördüğünüz gibi kodlar çok kısa ve burada kaçıncı versiyonu olduğunu görebilirsiniz. Siz birinci versiyondan itibaren de bütün versiyonlara bakıp indikatörün geçirdiği sürece şahit olabilirsiniz. Şimdi momentum indikatörünün nasıl yazıldığına bakalım. Gördüğünüz gibi ilk satırda yine bizim study komutumuz var. Burada içerisinde title parametresi atanmış. Yani aslında indikatörün isminin momentum olduğu söylenmiş. Kısa isminin de mom olduğunu, yani buradaki isminin mom olduğunu ama göstergelerdeki isminin momentum olduğu burada belirtilmiş. Resolution kısmı çözünürlükle alakalı bir kısım. Aslında bizim çok kullandığımız bir kısım değil. Time frame'lerde de kullanılıyor bazen ama şu an o kısmından bahsetmiyorum. O kısmına da ilgilenmiyoruz. Açıkçası ben de pek kullanmıyorum. Yani grafikteki gibi zaman aralığını seçmeye yarayan bazı fonksiyonlar da kullanılıyor ama şu anki konu olmadığı için geçiyorum. Peki altta iki tane daha satır var. Len diye bir şey tanımlanmış ve SRC diye bir şey tanımlanmış. Aslında bu len uzunluk anlamına gelen length'in kısaltılmış ismi, SRC de kaynak anlamına gelen source'un kısaltılmış ismi. Yani aslında buradaki isimlendirmeyi A ve B olarak da yapabilirdi. Burada kendisine len diye bir seçenek parametre tanımlamış, eşittir deyip input ile başlatmış. Neden input ile başlatmış? Input ile başlattığınız komutlara input yazacaksınız. Parantez açıp kapatacaksınız ve o parantezin içerisine yazdığınız kodlar aslında kullanıcı tarafından değiştirilebilir yerler oluyor. Nasıl? Input 10 demiş ya ve bunun ismine length demiş. Yani ben TradingView Türkçe kullandığım için muhtemelen çevirecek. Ayarlara tıkladığımda girdiler kısmında uzunluk diye bir şey var. Benim bunu değiştirebilmeme yarıyor. Meanwhile'de neymiş? Hemen bakalım. Zaten girilebilir en düşük değer anlamına geliyor olması lazım. Zaten burada gözükmüyor. V3'te gözüküyor mu? Bakalım. Burada da gözükmüyor. Meanwhile giriş değişkeni için olası minimum değer. V4'te de gözüküyordur zaten. O zaman geçiyorum. Yani aslında ben buraya en düşük 1 girebilirim ve birlik momentumu çıkarttırabilirim ama buraya 0 giremem.
Çünkü gördüğünüz gibi bana izin verdiği en düşük 1. Buraya max val de ekleyebilirsiniz ama şu an burada yazılan kodu inceliyoruz. Ben bunu normale döndürüp bırakıyorum. Bir sonraki alt kısma giriyorum. SRC demiş. SRC diye bir değişken tanımlamış. Ve buna yine kullanıcı değer girsin demiş. Input ile kullanıcı değer girebiliyor. Buraya demiş ki close. Şimdi siz buraya hangi veri tipinde bir değer gönderirseniz kullanıcı ancak o veri tipinde değer seçebilir. Yani ben buraya 10 sayısını gönderdiysem len'de, yani uzunluk kısmında 10 sayısını gönderdiysem kullanıcı buradan kapanış seçeneğini seçemez. Ancak buraya kapanış seçeneği seçtirdiği için ben alttaki kaynak seçeneğinden kapanışı, açılışı veya benzer değişkenleri seçebilirim. Ama buradan da onu seçemem. O yüzden bunu da böyle yapıp bırakmış. Yani aslında bu kapanış değerlerine göre hesaplanan bir indikatörmüş. Peki şimdi ne yapacağız? Alttaki formüle geliyorum. Burada bana zaten kaynağı ve uzunluğu seçmeme izin veriyor ama ben normal olarak bırakıyorum şu an. Momentum diye bir değişken tanımlamış. Ve bu değişkene demiş ki SRC eksi, yani bizim şu anki mumun kapanış değeri. Çünkü burada kapanış olarak tanımlı ve benim indikatörümde de kapanış olarak seçili. Ben bunu açılış, yüksek, düşük vesaire olarak seçebilirim ama kapanış olarak bırakıyorum yine dediğim gibi. Tamam dedim. Şu anki kapanış değeri eksi, kapanış değeri köşeli parantez içerisinde len demiş. Peki köşeli parantez içerisinde len ne anlama geliyor? Hemen ondan kısaca bahsedeyim. Şu şeyde bırakayım. Bu kapanış değerleri aslında bir seri, bir liste, bir dizi, artık ne olarak algılıyorsanız. Burada bu mumda bir kapanış değeri var, şu mumda bir kapanış değeri var, şuradaki mumda da bir kapanış değeri var. Peki momentum indikatörü bana neyi vaat ediyor? Buradan sıfırlayayım bu arada. Neyi vaat ediyor? Neyi hesaplamaya vaat ediyor? Bir önceki uzaklıktaki kapanış değerini, yani SRC köşeli parantez içerisinde yazdığım herhangi bir sayı benim SRC'nin son mumundan, son SRC kaynağından, işte len kadar uzaktaki verinin, mumun close değerini getir. Bu anlama geliyor. Yani ben buraya len'de bizim neydi? 10'du. SRC eksi SRC köşeli parantez len dediğimde 10 mum önceki SRC'yi bana getir. Peki benim SRC'm ne? Close. Yani 10 mum önceki kapanışı bana getir. Bu 10 mum önceki kapanış demek oluyor. Ben buraya kalkıp 12 yazarsam, momentum 12 kullananlar da var. Çoğunluk öyle kullanıyor. Aslında 12 mum önceki kapanışa tekabül etmiş oluyor burası. Peki SRC neydi? Şu anki kapanış. Herhangi bir köşeli parantez veya başka bir veri gönderimi yok. Benim momentumum peki neye eşit oldu şu an? Şu anki kapanış eksi benim len kısmına, uzunluk kısmına girdiğim sayı kadar önceki mumun kapanış değeri. Kapanışlarının farkı aslında. Bu da ne demek oluyor? Bu mumun kapanışından 10 mum önceki mumun kapanışını çıkar. Momentum bu demek oluyor. Bunu da ekrana yazdır. Plot momentum virgül demiş. Zaten bizim ilk başta verimiz hangi verimiz? Momentum verisi. Virgül renk değişkeni atamış. Rengi istersek bu şekilde de yazabiliriz. İstersek color nokta blue, color nokta red gibisinden isimler vererek de yazabiliriz. Virgül deyip çizgiye de bir isim koyup bırakmış. Momentum indikatörü bu kadar. Momentum indikatörü zaten güç indikatörüdür. Aslında şunu hesaplar, dediğimiz gibi girdiğin veri kadar önceki mumun kapanış değeri ile şu anki mumun kapanış değeri arasındaki farkı açığa çıkartır ve bu fark arttıkça momentum yükselir, yani fiyat güçlenmeye başlıyor anlamına gelir. Momentum indikatörü bu kadardı. Umarım anlamışsınızdır. Diğer videolarda görüşmek üzere.